Ali Kara Hasanoğlu. CHP'de İsmetler de bitmez, Ünallar da, Namıklar da. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci diye tanımladığı ana muhalefet partisi genel başkanı ile görüşmelerinde not tutucu olarak görevlendirilen Namık'tan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada mavi vatan için masal demiş. Şaşırdın mı? Şahsen ben şaşırmadım. Ağababaları İsmet İnönü benzer bir bakış açısıyla mavi vatan bize ne lazım dercesine Ege Denizi'ndeki hemen tüm adaları Yunanistan'a bırakmamış mıydı? Atası neyse torunu da odur. CHP'nin ikinci genel başkanı Ege Denizi'ndeki adaları kilometrelerce ötedeki Yunanistan'ın adası olarak tanır. Bize lazım değiller. CHP'nin son genel başkanının danışmanı aynı zamanda milletvekili de mavi vatan masalı der. Azerbaycan toprakları Ermenistan işgalinden kurtarılmak istendiğinde dış ilişkilerden sorumlu CHP'li Ünal Çeviköz'ün Türkiye Karabağ'ı kurtarmak için Azerbaycan'ı cihatçı oluyor, SİHA veriyor. Bu sebeplerle Türkiye uluslararası mahkemelerde yargılanabilir dediğini unutmadık. CHP budur işte. Bunların ihaneti Lozan'da başlamıştır. Mümkün değil düzelmezler. Bakmayın süslü püslü cümleler kurduklarına. Bakmayın Lozan zaferdir diye övgülerde bulunmalarına. Kendi ülkelerini emperyal devletlere ihbar eden hainler de bunlardan çıkar. Halkbank'la ilgili yıllarca yaptıkları açıklamalardaki ihaneti unutmadık. Vatan kavramını daraltan, yabancı devletler lehine açıklamalar yaparak kendi ülkesini satanlar da bunlar içinden çıkar. Ünal Çeviköz de Namık'tan da buna örnektir. Bakmayın siz Namık'tan'ın milliyetçi oyları toplayabilmek için babam Namık Kemal hayranı, dedem adımın en iyisi olmasını istemiş. Ama babam adımı Namık koymuş dediğine, hani Namık Kemal'i de göklere çıkaracak değiliz ama onun da bir vatan kavramı vardı. Hem nasıl bir vatan kavramı, adını almış ama belki de hayatında o şiiri hiç okumamıştır. Bu vesileyle okusun ibret alsın. Amalimiz efkarımız ikbali vatandır. Serhadimize kala bizim hakip edendir. Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir. Kafkada şehadetle bütün kamalarız biz. Osmanlılarız, can veririz, nam alırız biz. Vatanın geleceği için her şeyini feda eden, kefeni ziynet olarak kabul eden Namık Kemal'den, Osmanlı olmakla gurur duyan Namık Kemal'den, gelin şimdi Namık'tan'a. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşuyor. AK Parti'yi Osmanlı hayali kurmakla suçlayıp şu rezil cümleleri kuruyor. Yeri geldi Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlara yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından o da koşulların zorlanmasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti. İyi niyetli bazı okurlarımız, CHP'li bazı isimler itiraz edecekler. Canım bir kişinin yönetimden destek görmeyen bir açıklamasını almış genelleştiriyorsunuz. Haksızlık yapıyorsunuz. Velev ki Ünal Çeviköz de ikinci örnek olsun. Velev ki İsmet İnönü de hatalı olsun. Koca CHP'yi bunların söylemine niye terk ediyorsunuz? Bakın CHP'de Yankı Bağcıoğlu gibi emekli amiraller de var. Onlar da farklı görüşler dile getiriyorlar diyecekler. Yankı Bağcıoğlu'na sonra geliriz. Mavi vatan masalı söyleminin sadece Namık'tan ait olmadığını, CHP'nin kurumsal görüşünün de aslında bu olduğunu, hatta daha fazlasını söyleyeyim. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP'nin öncülük ettiği altılı masanın görüşünün bile bu olduğunu somut belgesiyle size aktarayım. Seçime bir yıl kalmış. 30 Mayıs 2022 tarihli 6 partinin genel başkanının katıldığı toplantı sonrasındaki açıklamadan aktarıyorum. Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerektiklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır. Nedir maceracı söylem? Nedir maceracı politika? O gün de sormuştuk. Bugün de Namık'tan'ın ihaneti sonrasında tekrar soralım. Siz Türkiye'nin haklarını mı savunuyorsunuz yoksa Yunanistan'ı mı? Siz 1922'de denize dökülen işgalci askerlerin adına mı konuşuyorsunuz? Yoksa o işgalcileri denize döken Anadolu adına mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden mavi vatan masalı derse siz artık Lozan Sözleşmesi'ndeki tek tek isimleri almadığınız adalara Yunanistan'ın asker çıkarmasına nasıl itiraz edebilirsiniz ki? Neyse ki AK Parti adına yetkili isimler Namık'tan anında cevap verdiler. TSK'da uzun yıllar görev yapmış emekli amiraller Namık'tan hak ettiği cevabı verdiler. O cevaplardan birisi de çok fazla etliye sütlüye karışmadan iş olsun kabilinden verilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun cevabıydı. Şöyle diyor Bağcıoğlu. Mavi vatan kavramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisiyle konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülazaların dışında olup yılların emeğine dayanır. Bu cümlenin hemen sonrasındaysa bize 28 Şubat darbecilerin pazarlamasını yapmaya kalkıyor. Güven Erkaya, Vural Beyazıt ve Özden Örnek'ten bahsediyor. İyi de bu isimlerin hepsi tam da Namık'tan kafasında adamlar. Yankı Bağcıoğlu da aslında aynı kafada.
uzun uzun yaptığı açıklamada konu vatansa gerisi teferruattır diyerek Namık sen kaçık adamsın, bizi de rezil ettin diyeceğini, Namık'tan ismini ağzına almadan açıklamasını bitiriyor. Yani açıklamasını boşluğa yapıyor. Havaya gönderiyor. Hani bazıları da Yankı Amiral AK Partili birisine cevap vermiş olmalı diye yorumlasa, ona da hiç itiraz etmeyecek. Mavi Vatan'ın masal olduğunu söyleyenin CHP milletvekili olduğunu, aynı partide siyaset yaptıklarını gizliyor. Ben de kendilerini hatırlatıyorum. İsmet İnönü neyse Ünal Çeviköz de olur. Ünal Çeviköz neyse Namık'tan da olur. Bunlardan vatan savunması beklemek, ChatGPT'ye sordum nedir diye. Cevap verdi. Ahmaklıktır. Ben bir soru da sizlere sorayım. Namık'tan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili değil de Amerika'da senatör olsaydı, Netanyahu'yu maceracı söylemle mi suçlardı? Yoksa diğerleri 57 defa ayağa kalkıp alkışlarken o 157 defa mı ayağa kalkıp alkışlardı?